Merhaba, ben Gazi Üniversitesi'nden Doktor Baran Özdemir. Bugün maküla hol cerrahisi üzerinden temel vitrektomi adımlarını anlatacağım. İlk adım trokar girişlerinin yapılmasıdır. Lens turuna göre giriş yeri seçilir. Fakik gözlerde limbustan 4 mm, pseudofakik veya afak gözlerde 3,5 mm geriden girilmesi güvenlidir. Giriş yeri genellikle üst temporal ve üst nazar bölgelerle alt temporal bölgeden yapılır. Trokara 30-45 derecelik eğik bir açı vererek sklera girilir. Ardından trokar vitros boşluğuna yönlendirilir. Bu eğik giriş kendinden kapanan sızdırmaz sklerotomiler sağlar. Trokar yerleştikten sonra özellikle infüzyon kanülünün doğru pozisyonda olup olmadığından emin olmalıdır. Pupilden bakılda kanülüsün vitreous boşluğunda parladığı görülmelidir. Bu kontrol yapılmadan sıvı kesinlikle açılmamalıdır. Doğru pozisyon teyit edildikten sonra infüzyon hattı açılır ve intraoküler bazı stabil hale getirilir. Ardından kor vitrektomi yapılır. Bu aşamada cihaz parametreleri önemlidir. Düşük kesi hızı ve yüksek vakum tercih edilmelidir. Böylece vitreousun merkez kısmı daha hızlı ve etkin şekilde alınır. Öncelikle vitreosun merkezi temizlenir. Ardından infüzyon portu ve trokar girişlerinin etrafındaki vitreos uzaklaştırılır. Bu alanların temizlenmesi özellikle kritiktir çünkü göz için alet giriş çıkış sırasında bu bölgelerde kalan vitreos traksiyon oluşturabilir ve buna bağlı iatrojenik retinal yırtık riski artar. Bir sonraki adım arka üreden kaldırılmasıdır. Bu işlem sırasında genellikle triamsondan faydalanılır. Triamson arka üredi boyar. Göz içine verilen triamsonun temizlendikten sonra vitrektörde sadece vakum yapılır. Kesici kapatılır. Genellikle optik disk kenarına yakın bölgeden aspirasyon uygulanarak yaroid kaldırılır. Bu işlem sırasında vitrektör ucunun port açıklığının yönü büyük önem taşır. Portun retinaya değil vitreos kütlesine bakması güvenliği arttırır. Kaldırma sırasında kontrollü ve yavaş hareket edilmelidir. Eğer sıkı bir vitreo retinal edozen alanı varsa zorlanmamalı. Gerektiğinde yardımcı manevralar kullanılmalıdır. Aksi halde iatrojenik retina yırtıkları gelişebilir. Arka üreti kaldırıldıktan sonra mümkün olacağı merkezi vitreous temizlenir. Perifere doğru kaldırılan arka üreti dikkatli kontrol edilmelidir. Sıkı bir yapışıklık varsa zorlanmaması gerekir. Bu bir maküla deliği cerrahisi olduğu için en önemli kısım iç limitan membran soyulmasıdır. İç limitan membranı boyamak için Brilliant Blue veya dual boyalar verilebilir. Bu videoda dual boya kullanılmıştır. Çünkü beraberinde epiretinal membran olduğu görülmüştür preoperatif olarak. Birazdan epiretinal membranın negatif boyamasını da göreceksiniz. Genellikle boyayı 1 dakika bekletmek yeterlidir. İç limitan membran genellikle alt yarıda özellikle alt temporal bölgede ilk başta tutulur. Böylece olası bir iatrojenik hasar sonrası gelişecek skotom üst görme alanında yansıyacağı için hasta tarafından daha az fark edilir. Mümkün olduğunca papilomaküler bandında dokunulmamalıdır veya buradan başlanmamalıdır. Membran tutulduktan sonra hiçbir zaman tam yatay hareket edilmemelidir. Hafif yukarıya doğru eğik şekilde hareket edilmelidir. Burada özellikle retinanın çanak yapısı dikkate alınmalıdır. Forceps'i horizontal bir şekilde hareket ettirirseniz retinaya çarpmanızın olası olduğunu aklınızda tutmalısınız. Dairesel bir şekilde arka alt damarlara kadar internal limitan membranın soyulması önerilmektedir. Bu videoda temel vitrektomi teknikleri tartıştığımız için özellikle hol cerrahisinde farklı teknikler, örneğin inverted flap gibi teknikler gösterilmesi amaçlanmamıştır. Bu gibi teknikleri ve boyaların tartışıldığı videoları ileride kanalımızda göreceksiniz. Epiretinal membran beraberinde varsa önce epiretinal membran soyulup daha sonra iç limitan membran soyulabilir. Ama genellikle iç limitan membran ile birlikte epiretinal membran beraber soyulur. Fakat iç limitan membranın soyulup soyulmadığının emin olunmadığı durumlarda ikinci bir kez boyama da yapılabilir. Böylece iç limitan membran rezidü membranların varlığı boyalarla gösterilebilir. Tabanın temizlenmesi esasen vitrektomin en önemli aşamalarından birisidir. Burada yüksek kesi hızı, düşük vakum ayarlarına geçilmelidir. Bu sırada vitrektör ucunun açıklarının vitreos boşluğuna dönük olması gerekir. Böylece retina yüzeyine doğru çekiş uygulanmaz. Bu aşamada çoğu zaman cerrahi en uzatan kısımdır. Bu nedenle eğitim videolarında genellikle kısa gösterilir. Her vitrektomide en azından vitreosun bulky kısmı temizlenmelidir. Retina dekolmanı gibi olgularda tam bir vitreos tabanı temizliği şarttır. Maküla deliği gibi vitreoretinal arayüz sorunlarında da periferik vitreosun yeterince temizlenmesi önerilmektedir. Son aşamada hava sıvı değişimi yapılır. Bu işlem backflash kanülü yardımı kullanılarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Havanın basıncının sıvıya göre biraz daha yüksek tutulması faydalıdır. Hava değişimi sonrası maküla deliği cerrahisinde genellikle %20 SF6 gazı uygulanır. Ameliyat sonrası genellikle 5 gün yüzüstü pozisyon verilir. Fakat kullanılan gaz veya tamponat konusunda veya pozisyon konusunda tam bir konsensus da yoktur.
Son olarak trokarların çıkartılması. Trokarlar çıkartıldıktan sonra kulak pamuğuyla dizlikler üzerine nazikçe masaj yapılır. Bir miktar beklenmesi iyi olur. Tam sızıntı olmadığını gördükten sonra tüm trokarlar çıkarıldıktan sonra güvenli bir şekilde cerrahi bitirilebilir. Eğer sızıntı mevcutsa gerekirse sütürle kapatılabilir. Bu adım postoperatif hipotoni ve yetersiz tamponer riskini atlatmak açısından oldukça önemlidir. Böylece temel vitrektomi adımlarını makül hol cerrahisi üzerinden özetlemiş olduk. Yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere.